Ramazan'da sağlıklı beslenmek büyük önem taşıyor. Özellikle yeterli miktarda su tüketmeye dikkat edilmesi gerekiyor. İftarla sahur arasında yaklaşık 2 litrelik su tüketiminin büyük önem taşıdığını belirten diyetisyen Berre Behtioğlu, bu konuya gereken özenin gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Normalde kişilerin ağırlığı başına 30 mililitreye kadar su içmesi gerekirken Ramazan'da maalesef bu miktar birazcık düşüyor. Yeteri kadar kişiler su içemiyorlar. Bu süreçte içmesi gereken suyu tamamlaması kişilerin çok çok önemli çünkü gün içinde içeceğimiz suyu normalde yudum yudum ve gün içine dağıtarak içmemiz gerekiyor. Ancak Ramazan ayında sadece bunu 8 saat gibi bir zamanla sınırlandırmak durumunda kalıyoruz. Bu süreçte yudum yudum içilecek su ve oda sıcaklığında olması tabii ki çok önemli. Mideyi rahatsız etmemesi açısından ve midede birden basınç ve şişkinlik şikayeti oluşturmaması açısından. Peki yeteri kadar su tüketimi yapılmazsa neler olur? Yeteri kadar su tüketilmediği takdirde kişilerde Ramazan ayında özellikle çok sık rastlıyoruz. Ödem problemiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Yeterli su içmek ödemin birincil olaraktan tedavi etmedeki en önemli yöntemlerden biri. Ödemlerimizden kurtulmak için öncelikli olarak yeteri kadar su içmek gerekiyor. Tabii ki bu süreçte biraz tuzlu besinlerin tüketimi artabiliyor Ramazan ayında. Bu yüzden de günlük su tüketimi artması gerekiyor. Ramazan ayının yaz aylarına gelmesi sebebiyle de sıcaklar sebebiyle günlük su tüketimimizi arttırmamız gerekiyor. Çünkü su gereksinimimiz artıyor. Su tüketimini ne zaman ve nasıl yapmalıyız? Ramazan birazcık süreç kısıtlı olduğu için su konusunda tabii biraz daha kişilerin kısır döngüye girdiği, ne zaman su içeceğiz, nasıl yapacağız diye düşünceye kapıldığı bir süreç. Genel olaraktan önerimiz iftarda yemekte orucumuzu açarken bir bardak su, yani yaklaşık 200-250 mililitre kadar, daha sonrasında bir bardak daha, yani yarım litre. Sonrasında yatana kadar ya da kişiler sahura kadar uyumuyorlarsa bu süre zarfında 1-1,5 litre kadar daha bir su tüketimi ve sahurda da 2 bardak, yaklaşık yarım litre kadar bir su tüketimi tekrar etmekte fayda var. Yudum yudum olması çok önemli. Ramazan ayında sıkça karşılaştığımız mide yanmasının nedeni ise yetersiz lif tüketimi ve kişilerin hızlı bir şekilde arka arkaya yemek yemesinin olduğunu söyleyen Behtioğlu şöyle devam etti. Tabi bu süreçte kişilerde Ramazan ayında mide yanması, mide rahatsızlıkları, kabızlık gibi problemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Kabızlığın temel sebeplerinden biri yetersiz lif tüketimi ve yetersiz su içimi. Burada da su tüketmek oldukça önemli bir nokta. Mide yanmasına bakacak olursak da kişilerin arka arkaya hızlı bir şekilde yemek yemesi, yağlı yemekleri, özellikle yağlı besinleri fazla tüketmesi mide yanmasını arttırabiliyor. Bu doğrultuda da kişilerin biraz daha yavaş, uzun uzun çiğneye çiğneye ve daha az yağlı, daha sağlıklı yiyeceklere yönelmeleri çok çok önemli.